Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhilerde bade meftiha. İnne zalike le muhye. La muhil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzhu sinetun ve la nevm. Sadakallahu azim. Şimdi bu akşam mevzu farkındalığımızı artırmasını kastediyorum, hedefliyorum. Konu o. İnsanın neyin üzerinde, nelerin üzerinde oturduğunu, neleri aktif ettiğini, şuradan geç. Geç abi. Neleri aktif ettiğini, onunla alakalı bir yer okuyacağım. Farkındalık. İlk önce şöyle bir örnek vereceğim. İki tane örnek. Ondan sonra mevzuya gireceğim. Anlaşılması için. Şimdi, topraktan maden çıkar. Maden, dediğimiz öyle maden çıkmaz, topraktır, toprak. Bu toprağı yüksek fırına götürürler. Ona farklı sıcaklık veriliyor. Mesela 1500 derece verdiğin zaman demir ayrılıyor. 1100 olursa bakır ayrılıyor. 996 mı ne, 1000'e yakın olursa alüminyum ayrılıyor. 2500 verirsen şöyle oluyor. Yani toprak gördüğün zaman mısırı eksen, fasulyeyi eksen, ağaç diksen olacak toprak. Toprağa, bak çok önemli bu, toprağa sıcaklık, farklı sıcaklık veriyoruz. Zahirde toprak. Görünüş toprak, aslı maden yumağı, madenler, hepsi maden. Ha? Birincisi bu. İkinci misal, farkındalığımız var. İnşallah buradan bir zerre kadar istifade etmişsek, edersek, bekaya baktığı için elhamdülillah sonsuz nimete vesile olur. Olacağına inanıyorum. İkinci misal, İnsanın sanatı ile Allah'ın sanatı arasında temelde çok farklı olmakla beraber ben bir tanesini söyleyeyim. Biraz Ömer mesleği, eski benim okuduğum sanatla alakalı. Motor düşünün böyle, blok. İnsanoğlu bu motoru tamamlamak için buna krank mili koyar içine. Sonra volan koyar. Sonra piston sistemini koyar. İşte spok kapağını koyar, manifold koyar, yani ekler ekler kemal bulur. Bu insanın sanatı. Allah'ın sanatında ise bir çekirdek, dışarıdan ekleme yok. Bir patladı çekirdek, tomurcuk açtı. Bir daha patladı, filiz açtı. Bir daha patladı, gövde oldu. Bir daha patladı, gövdür, yapraktır, çiçektir, meyveye kadar böyle süreç. Hep içeriden. Hep içeriden patlıyor. Tamam abiler? İçeriden patlatıyorsun. Ne kadar patlatabilirsen. Mesela özenmiştim. Kırıkandan nar ağacın şeyini aldım, ağacın fidesini. Celal. Sonra ben Rize'ye ekeyim dedim ya, burada da o kadar olmasa da yarım kilo gibi, nar olmasa da böyle bir şey olur. Ağaç büyüdü ama nar vermedi. Yani potansiyel var içeride ama patlatan yok. Yani patlatan yok. Harici muharik olacak ki içeride patlasın. Patlayacak. Yani dışarıdan takamazsınız. Yani insanın sanatı motor dedim, ona mukabil bir çekirdeğin patlaması, bir de maden. Madenin
zahirde gözüktüğü gibi değil. Yani bu kadar nebatat büyüyor. Ama ona verilen farklı ısıyla, farklı yöntemle farklı madenleri bu tarafa alıyorsun. Tamam. Şimdi o madenden kasıt hayattır. O çekirdekten kasıt hayattır. O patlamalarından bahsedeceğiz bu akşam. Patlayacak, patlayacak, içeriden patlayacak. Veya o hayat madeni, madendir. Farklı ısı nasıl veriliyor, nasıl ayrışıyor? Bize verilmiş bir sistem ve üzerine oturuyoruz şu anda. Bu beden de onun üzerine kurulmuş. Hayat beden değil. Yani o toprak nasıl madenlerin hulasası? Bu mevcudat da şu masa, taş, toprak hayattan yaratılmış. İlk patlama camidattır. Şu taş, toprak, kaya. Hayattan yaratılmış. Hani Allah var iken çok soruluyor ya, uzatmıyorum mevzunun ehemmiyetine binaen. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah taşı, toprağı nereden getirdi? Eski de beni çok meşgul ederdi. Allah kayayı nereden yarattı? Denizi falan, hemen tabii bir cenazedeydim. Tam gerisini getireceğiz değil mi? Nerede? Ne demek dedi Allah neden yarattı dedi ya. Allah yarattı işte o kadar diyor bana. Böyle toptancı işte. Kendisine mukayyet değil. Sanki bu kadar insan bilmiyor. Pat paldır küldür atlayan böyle modeller oluyor böyle. Sanki bu konuşan onu bilmiyor yani. Buradan bir şey kasıt ediyor da. Bedihi şey ise başka bir şey murattır. Ama yok işte daha işte Allah vermeyince ne yapsın? Mabut vermeyince değil mi? Mahmut ne etsin ya Sultan Mahmut? Şimdi bu ilk patlama nebatat, camidat oldu. Hayattan yaratmış Allah. Allah varken hiçbir şey yoktu. Taşı, toprağı Allah kudret sıfatıyla, irade tercihiyle, ilmi programla hayattan yarattı. Bunlar hep hayattan yaratılmış. İkinci patlama, nebatat patlaması. Üçüncü patlama, farkı görüyor musun? Taş, toprağa bak. İkinci patlama, bitki patlaması. Farka bak. Kaya, dut mesela, sizin bahçenizdeki dut, siyah dut. Gerçi çok seneden beri görmedik de, unuttuk nasıl hatırlayacaksak, bilmiyorum ya. Şimdi ikinci patlama, o dut. Üçüncü bir patlama yaptı, hayvanat. Temel. Sonra bir daha patlama yaptı. Cinler alemi. Dam, tam, tam, test, da, han. Her birinden 1000 tane var. 4000 Gazali'ye göre. Çeşitleriyle. Sonra bir de patlama yaptı gene hayattan. Melaikeler yaratılmış. Sonra bir daha patlama yaptı. İnsan olmuş. İnsan. Şimdi insan orada durmamış. Tam 29 tane patlama var bu insanın içerisinde. O patlamalardan okuyacağım. Geldik oraya. İnsanda şavrule filan yapar ya böyle. Esneme yapar. Patladı camidat. Patladı nebatat. Patladı hayvanat. Patladı cin alemi. Patladı. Tabii arada ruhaniyat onlara girmiyorum. Patladı da patladı, patladı da patladı. Sonra melekle en son bir patladı insan. İnsan yaratıldı. İnsan da durdu. Durmadı. Şimdi insan seviyesinde 29 tane o seviyede patlama olacak şimdi. O patlamanın 29 tane maddesini okuyacağım. Sondan mı başlayayım? Çünkü 29 taneyi hep baştan okunmuş. Son, neyse ben gene baştan başlayayım. Baştan başlayacağım. İnsana geldiği zaman bu hayat, bakayım neler çıkmış. Hayat,
tabakayı insaniyeye bak. 506 sözlerde bak. Hayat tabakayı insaniye çıktığı zaman diyor. Bütün o alemler insanın akıl, kalp, ruhuna misafir olarak geliyorlar. İnsan terakki edip bir yerlere gitmiyor. O alemler burada açılıyor. Bir yere gitmiyor terakki edince. Burada var onlar, patlatıyor işte. O alemler buraya misafir geliyorlar. Bu dersler, sohbetler, tefekkürler, müzakereler, kitap okuman, merak etme, namaz kılma şu anlama geliyormuş. Geldim bir misafir sana. Bir daha geldim. Başka vakit bir daha geldim. Bir de demez mi insan ya? Bir de sen gel. İşte bu dersler, sohbetler, namazlar vesaire onlara gidiyoruz. İşte onlar da bazen iadeyi ziyaret edip sana geliyorlar. Geldiler ki sen buraya gelebildin. Yoksa gelemezdin. Şimdi tabaka-i insaniyede hayat gelince ilk patlama. Şu kainatın en emniyetli gayesi haline getiriyor seni. İlk patlama. Sen de hayat tabaka insaniye geldiği zaman sen kainatın en emniyetli gayesi oluyorsun. Kainatta gaye sensin. Patladı. İki, en büyük neticesi. İnsan kainatın en büyük neticesi. Nerede bu şu ümitsizlik olacak daha? Abi günahlarımız var. Olsun günahların. Senin Allah'ın günahından büyük ya. Ümitsizlik yok. Hiç girmez yani Kur'an'a ve onun tefsirine Risale-i Nur'a. Sakın ha ümitsizliği koyacaksınız kenara. Böyle buraya gıybet yapılmaz tabelası asıyorlar diye Tayyip abi. Bu dershane hele benim derslere gıybet giremez gibi. Ümitsizlik giremez. Hiç sevmediğim, nefret ettiğim odur. Birisi söylerse böyle ümitsizlikten dem vurursa böyle çalarsa. Hayır kardeşim sus ya. Başka bildiğim güzel bir şey yok mu? O için haberleri dinlemiyorum. Ondan en büyük şey. İstemiyorum kardeşim. Ümitsizlik istemiyorum. Sen böyle bir değerlisin kardeşim ya. Çünkü ben sana verdiğim değerle senin anlattığın o ümitsizlikler var ya sana hiç yakıştıramıyor. Onun için susturuyor. Abi şöyleyim böyle veya böyle oluyor. İyi olacak kardeşim. Ben sana böyle değer veriyorsam seni yaratan Allah sana nasıl değer veriyor ya? Ya ben senin aklını kırmamaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Bak İstanbul'dan buraya gelene kadar inan 4-5 kişiyi Almanya'dan şuradan Fransa'dan onları aradım ya. Bari bu arabada giderken yolda dur kalk bu işe yarayayım. Halatır sordum durumunuz nedir ameliyat mı olduğunuz falan. Yani bunu şey için söylüyorum değer veriyorum. Ya seni yaratan? Demek ki tabaka insaniye gelince hayat kainatın en büyük gayesi oluyorsun. Sen. Kainatın gayesi sensin. Bütün her şey sana çalışıyor. Güneş, hububat, nebatat, hayvanat, balıklar, tamam mezgitler falan bizi çalışıyor. Gerçi bize çalışıyor yok. Yani mezgiti gördüğün zaman yiyorsunuz da. Demek ki size çalışıyor. İkinci bir patlama. En büyük neticesi. Gayesiydin. Neticesi oluyorsun. Üç, en parlak nuruymuşuz. Kainatın en parlak nuru. Nur ne demek? Görüp gösteren, tanımlayan, ışık gibi ama hayır. O tamam, o doğru manada esas şeyi. Kainatın en parlak nuru hayat, yani hayattan yaratılmış. Allah'ın nuru semavati vel ard, ışıklandıran değil, Allah'ın nurundan yaratılmış. Yani buz neden yaratılmış buz? Sudan. Ha, buz su ilişkisini düşün. Buzu sudan yapmış ya. Allah'ın nuru semavat ve lar. Allah da kainatı hayat nurunda yaratmış. Buz susuz olamaz değil mi? Ama su gözükmüyor. Buzda su gözüküyor mu gözükmüyor. Hayatta hiç su görmemiş adama buzda koysan ya bunu bir şey yapıyoruz ama aslında bu sudan yaratılmış. Ya git kardeşim yani. Ne sudan yaratılmış ya? Ya şekli yoktur, tipi yoktur, katı değil vesaire. Düşsen boğulursun. Adam buzun üzerine oturuyor.
E suyu nasıl inansın ya? Ha, buzda duran adam suya böyle inanamıyor ya. Bu mevcudat da bunlar hep hayattan yaratılmış. Hayatı çektiğin zaman masa denen bir şey yoktur. Hayatın donmuş halidir. Onun için hayat kainatın en parlak nurudur. Yani bundan yaratılmıştır. Hayattan yaratılmıştır. Sonra hayat tabaka insaniye, böyle yapacağım ki subliminal olsun, kafanızda kalsın. Tabaka insaniye geldiği zaman senin insan bir patlama da yapıyor. Kaçıncı patlama bu? 4. Kainatın en latif mayesi, yani esası. Senin için bunlar kurgulanmış. Camidat, nebatat, hayvanat, cin, melek ve kainat sistemi senin için kurgulanmış, sistemlenmiş. Mayesi sensin. Kainatın gayesi, nuru, esası, maksadı, yani maya, mayesi, sütü mayalayan ya, dönüştürüp değiştiren sensin yani. O kadar sen kendine öyle basit değer verme. Zübdeti alemsin sen diyor. İnsan, hatta Hazreti Ali'nin de şeyi var değil mi? Var mı, işaret edeceğiz? İşaret edeceğiz. Tamam. Ha, şurada 187. İmam Ali ve tez umu enneke cirmun sahirun ve fiken davel alemun ekber. Bir daha. Ve tez umu enneke cirmun sahirun ve fiken davel alemun ekber. Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de, hani bu beden evdir. Gömleğimiz değil. Kaldığımız evdir. Hep o konuşmuşuz burada. İnsanın ruhunun, insanın giydiği libas değil. Bak gömleğime bak, binaya bak. Bina gibidir beden. Bina bana benzer, sana benzemez. Binaya oturuyoruz. Soğuk sıcak bu dünyada hayatiyetimiz devam etsin diye. Onun için buradayız. Ama bina bize benzemez. Bina ile insanda oturan sen farkı düşün. Beden ile de ruh böyle. Heh. Diyor ki, emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Şeceri hilkati. Allah Allah. Cismun sahiru, cismen küçüktür ama alemu ekber. Alemi içine almış. Çünkü niye? Hayat girmiş ise Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bütün 18 bin alemi. Ne ile yarattı? Hayat ile yarattı. Hayatı karıncaya soksa, ustadı misali bu, o hayatı karınca dağdan daha büyüktür. Hayat olduğu için. Ama patlamamış yani. Karınca da şuur var ha, ustad diyor lemahta. Geldi patladı oraya kadar. Biz patladı. Tabaka insaniye geldi. Tabaka insaniye de durdu. Tam 29 tane şey patlayacak şimdi burada. Havai fişek. Burada durdu. Ondan sonra devamı da var da. O tabaka insaniye de durdurduk. Dördüncü madde. İnsanda hayat seni ne hale getiriyor? En latif mayesi haline getiriyor. Maye. Yani yoğurdu. Şey, sütü mayalayan. Biz ufak bir şeyiz, bir kaşık gibiyiz. Ama bütün varlığı mayalıyoruz. İnsanla anlamlanıyor. Allah Allah. Başka? 5. Hem gayet süzülmüş bir hulasası. Hayat bizde aktif olunca, patlayınca, 5. bir şekilde patlıyor bizde. Elimizde patlıyor. Kainattan süzülmüş hulasasıymış. Yoğurt oldu. Mayeydi. Başlangıç itibariyle değiştiriyordu sütü. Sonra süzülüyor, süzme yoğurdu. Bu hale geliyorsun. Şuraya bak yani. Gel de çöplük de harca. Aman ya. Tamam kardeşim, o kadar 29 tane okumasak bile şu dersten çıktım. Ulan bu hayat bende patladı. Nasıl işte
toprak ya toprak, onu da söyledim ya, toprak, bir daha söylüyorum, toprak ama mısır ekersin, yani ağaç ekersin, tamam mı? Fakat biz biliriz ki maden yumağıdır. İnsan da böyle, yer içebiliyorum ama insan da maden, madenler var, fena madenler de var. Fena madenleri işlettirmekten diyor onun için cüllemada. Peki nasıl ona hissi vereceğiz? Birisi şu, tefekkür ediyoruz. O topraktan bir maden ayrılıyor. Hissediyoruz, bir tane ayrılıyor. Latifeleri aktif ediyoruz, başka bir şey ayrılıyor. Tasavvur ediyoruz, tahayyül ediyoruz, tasdik ediyoruz, izan ediyoruz, itikad ediyoruz, latife-i insani, ihtiyar ediyoruz, irade ediyoruz. Bunlar hep patlatma sebebi. Patlıyor ya, sende patlıyor yani böyle. Patlıyor. Acayip bir şey, heyecanlandırıyor. O kadar insan nasıl bir şey ya bu mahluk? Ya abi, bir tanesi dedik abi ya bu biraz şey ya, biraz büyütmüyor muyuz insanı? Lan ben büyütmedim. Zaten büyük bu. Şimdi burayı okudum. Hakikaten biz böyle miyiz ya? Öyle potansiyel böyleyiz de patlattığın kadar. Ama kendini yeğiz, ümitsiz, benden bir şey olmaz. Ya canım ben dediğin anda veya şöyle bir yerlere katılsanız hep olumsuz, tehdit. Namaz kıldıracaklar Allah ile tehdit ettiriyor. Efendim oruç tutturacak şunu yapma. Allah şöyle yapacak, Allah böyle. Ya kardeşim bu Allah iyi bir şey yapmıyor mu? Tövbe estağfurullah ya. Hep tehditle namaz, hep tehditle korkutmayla değil ya. Risale-i Nur'un meslek ve meşrebine bak. Sevdirerek bak. Yani bir insan bu kadar ben değerliyim ya nasıl öteki şeye kayıyor. Tehdit ediyor, Allah seni şöyle yapacak. Demek ki asrın şeyi yani. Belki de o da geçmiş asırlarda doğruydu belki. Hani onu da bir şey demiyorum. Ama şimdi kürsülerde o kullanılıyor. Bir a kardeşim kürsüye muhatap olma. Evde kafasını evde kafayı da bozmuşsa, kafada sinirlenmişse, tamam evde birisini kafa takmışsa hanımına, kürsüye de çıkmışsa Allah hanımın şeyini hıncını cemaate çıkaracak. Tamam. Onun anlayışı, hissiyatı o haleti din diye gösteriyor. Anlatmıyor, okumuyor ki. Kafayı kaldırıyor, ne geliyorsa onu konuşuyor. Haleti oldu din ya. Bu bunların eline kalacaktık ya Risale-i Nur olmasaydı ya. Ya acayip bunların ne haleti varsa ona tabi olacaktık ya. Ben buradan okuyorum bak şimdi. Adama ne geliyorsa ağzını konuşuyor. Evde biraz moralı iyi gelmişse hep ikisini cennete koyuyor. Biraz moralı bozuksa böyle hepsini koyuyor bir şeye. Acayip bir şey. Ya insanların haletleri oldu din ya. Hafsana ben de cumaya gidiyorum da dinliyorum böyle. Ya bir daha şunu söylemeden geçemeyeceğim diyor zan okumuş. Bakıyorsun. O söylüyor ama böyle evdeki sıkıntısını bu şekilde çıkartıyor böyle gibi oluyor. Oluyor din ya. Dur ya otur ya. Efendim altıncı madde bizde patlarsa ne oluyor altı defa? Hem en mükemmel meyvesi oluyormuşuz. Kainatın meyvesi. Bir nar düşün veya bir koçan bir koçana bir koçan bir kılıf bir kılıf daha bir kılıf. Gül veya mısır koçanı gibi. Güle bak yani. Usta şeyi veriyor, hem mısırı misal veriyor, hem gülü misal veriyor. Gül gibi ya, açılıyor da açılıyor, açıldı da açılıyor yani. İnsan böyle bir meyve ya, ne kadar değerli bir şey ya. Sonra, yedinci kez patlıyor, tabaka insaniye. İnsan tabakasına geldiği zaman, yedi, en yüksek kemali. Kainat insanla kemal buluyormuş. Allahu Ekber. İşte hayat nedir? Sır bilir mi hayat ne olduğunu? Hayatın ne demek olduğunu bu 29 maddeyle bak bizle kemal buluyor. Ya. Böyle bir kemal sahibi ya. Subhanallah. Yani bu yetmiyor mu? Allah'ın en cami, ilk ve son, en kıymetli muhatab-ı ilahisi olmuşuz. Allah nasıl anlıyorsunuz? Yani nasıl anlıyoruz? Herkesin bir Rabbi var ya Allah demeyeyim. Yani Allah sizce nedir yani böyle? Hiç düşündünüz mü? Allah ben dedim bir hayal mı zannediyorsun böyle? Bir atmosferdeki dalga gibi mi? Bir koku, bir boya mı?
hani bileyim kutuplarda oluyor böyle anafor gibi bir renk birbirine kayması gibi böyle bir şey mi zannediliyor? Bilmiyorum ama Allah bir sorun kendimize. Allah bende nedir yani? Ne anlam taşıyor? İşte böyle bir Allah'ın muhatabı hassı. Has muhatabı biz olmuşuz. Daha ilerisi var mı? Ya muhatabı hassı değil. Has muhatabı. Bunun üzerinden icraat yapıyor. Yani insan kavşak, onun üzerine ne yapılması gerekiyorsa bu endeksli, bu merkezli yapıyor. İlk önce diyor ya Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah ilk önce benim nurumu yarattı. Sonra ne yaratmış biliyor musunuz? İlk önce benim nurumu yarattı. İkinci yarattı ben ruh biliyordum. Adına neymiş biliyor musunuz? Hadis-i Şerif. Allah Resulü söylüyor. Akıl nurunu yaratmış. Akıl yaratmış. Girmiyormuş buralara. Ruh da girmiyor. Peygamberimiz anlatıyor. Bu benim felsefem değil. Ruh mutlak ve muhit ya böyle şu. Odunu yaktığın zaman çıkan nur ya. Bu nur nerede? Ha bu nuru gel buraya sıkıştır. Girmiyormuş ruh. Kabul etmiyormuş. Allah ona dedi ki seni öyle bir yere koyacağım ki, sana da öyle bir hizmetçi vereceğim ki, senin istidat ve kabiliyetlerini daha külli, daha umumi, cüz, kül, cüz-i külli yapacağım. Dedi, bedene, en kesif olduğu için en cami, akıl nimetini olduğu için ruh kabul etmiş. En cami de ayna bedendir. Çünkü kesif yani karanlık ne kadar karanlık olursa o kadar nur gözükür ya. Allah'ın esmasını en iyi gösteren en kesiftir bu. Cebrail'den fazla daha Allah'a iyi gösteriyor insan. Cebrail'den bir adım da atarsam yanarım dedi değil mi? Ama insan nevinden bir temsilcimiz geçti. Yani böyle bir şeyiz arkadaşlar ya sakın ha. Ümitsizlik yok. Böyle başkasına da şey yapayım, galip olayım, üstün olayım, bilineyim, bilmem. Bunlar da böyle basit basit, çocuksu böyle. Gavurların o sıfatlarına yakışmıyor da hiçbirimize. Yani yoktur da. Hasettir, kindir, nefrettir, adavettir. Bunlar haset kuyuya indirir. Adavet hapseder. Kafanda hapsolursun. Kimseye bir şey yapamaz. Şimdi 7 tane patlama yaptık Özden. 8. patlama yapalım. Allah Allah. Hem en güzel cemali. Allah bütün kainatın güzelliğini insan denilen tabaka insani. Bu değil ha. Bu insanın elbisesi değil. Elbise bu bina. Bu değil. En güzel cemali yani insan. Bu bedeni bak bir daha söylemiyorum. Bu beden değil insan. İnsan neyse o tabaka insan en güzel cemali oymuş. Allah bütün güzelliklerini narın, çocuğun, kadının, balığın, çiçeğin, mısırın, dağın taşın ne kadar manzara var? Hepsi insanda cem olmuş. Bu kainattaki bütün güzellikler insan çekirdeğinden yaratılmış. Benim nurumda yaratılmış diyor ya Resulullah. Biz de onun temessülatıyız ya. Bizde de var o nur. Allah Resulü'nün şey kendisi güneş olsa ayna ruhumuzdur. Aynada gözüken güneş ne güneşin aynısıdır ne de değildir. Ne aydır ne gayb. Aynı sıfat bizde var. Kainatta ne biliyorsak güzellikler insan denilen mabede cem edilmiş. İnsanda cem olmuş, toplanmış. Maddi ve manevi bütün güzellikler oradan geliyor. İnsan ya Fesubhanallah. O kadar keyif veriyor ki. Bir tane söyle yaptı. Böyle okudukça böyle yapıyor. Sanki orada birisi yani baktım ki kaçıyor ya böyle. İnsan en çok kimden kaçıyor biliyor musunuz? En çok kimden kaçar? Kendisinden. Niçin? Niçin insan kendisine iki kelime söyleyecek var mı? Yüzleşmek istemiyor. Tanışmak istemiyor. Başka? Niçin ama? Nefsinle arasın. Siz
Karanlıkta, zifiri karanlıkta oturup da böyle. Ya şu kahveyi getirsene çay ya. Zifir karanlıkta pek istisnadır, vardır da. Oturmak ister misiniz? Çünkü içi karanlık, karanlığında oturmak istemiyor. Kendisi kendisine böyle. Batınındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki diyor. Evet. Bilmeyi anlamak, tesisata sormak, tanı etmek. Anlamışlar. Hiç kimse karanlıkta oturup da, ya çay doldur ya, Muzaffer bir çay içelim, zifir karanlıkta, yok ya şu çıkalım lan şuraya. Çıkalım şuraya ya. Karanlık. İnsan en çok kendisinden kaçıyor. Çünkü en çok kendisi kendisine yakın. En çok kendisi zulmediyor kendisine. Korkutuyor, dehşet alıyor. Aa oradan birisi geldi. Hiçbir şey gelmedi, hep burada. Şöyle var ya. Kırmızı şeyler oluyor yıldız. Çat çat çat. Var mı orada öyle bir şey? Aa yıldız var. Yok burada var. Ha, aa oradan birisi geçti. Aynı bunun gibi. Orada öyle birisi yok. Burada var, burada. Hapishane burada. Cennet burada. İnan bana cehennem de burada. Bu oraya boşatacak. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Öyle avamın beklediği cennet ölünce girecek. Bu işi uzmanlık yapanlar, araştıranlar, tefekkür edenler o avamın beklediği cennetin nüminesine giriyorlar. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür. Yani bu dersler cennet havasıdır, cennet bahçeleridir diyor. İlim meclisleri cennet bahçeleridir. Bak 29 tane okuyamayacağımı biliyorum ama bu arada söylediğimi de kaçırmak istemiyorum. Demek ki kainat insanda yaratıldığı için kainatın bütün güzellikleri insan denilen sistemin dışa vuruşunda. Ondan cem olmuş, ondan dışarıya vurmuş. Batının güzellikleri dışarıya vurmuş. Allahu Ekber. Şimdi tabaka insaniye hayat geldiği zaman bu hamur, 7 tane mi patlattık? Şimdi 8 etti galiba. 9 okuyorum. En güzel ziynetiymiş. Kainatın süsüymüş. Süsü. Yani en güzel ziynet. Yani onu tanımlıyor. Anlamlandırıyor. Sonra bu hayat tabaka insaniye patlarsa 10. kez sır vahdeti, yani kainattaki birliğin ve yaratılışındaki sırrın insanda ortaya çıkıyor. İnsanla belirleniyor. Kainatı niye yarattı Allah? Durup dururken niye yarattı? İnsanda ortaya çıkıyor sır vahdeti. Onda, kilit insanda. İnsanın batınındaki, yazılımındaki, ruhundaki hakikatların, cevherlerin okunması, anlam kazanması, dışarı çıkması. Onu şöyle tanımlayayım. İnsan kendisini sevdikçe kendisine değer verir. Nasıl anlarız? Sohbetlere gider, kitap okur, herhangi bir cemaattan bahsetmiyor. Derse gider, ilim yapar. Gaye şu, farkındalığını artırır. Yani ben kainat sürecinin ağacın sonucu meyvedir ya. Ha, kainat ağaçsa insanın bedeni o kainatın sonucu meyve gibi insan budur. Ama meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Ağaçtan da öncedir. Kökteki çekirdeğin aynısıdır. İnsanda bir ben vardır ki o kainattan sen daha yeni yaratıldın 1975'te. Sende bir cevher var ki kainattan önce vardı. Meyvenin içindeki çekirdek gibi. İnsan böyle beşeriyet itibariyle kainatın sonucudur. Beşer. İnsan itibariyle kainatın başıdır. Meyvedeki çekirdekle kökteki çekirdeğin sırrı vahdeti sensin. Böylesin. 10. kez patlattık. 11. kez doktor patlatalım bakayım ne çıkacak. Tabaka insaniye bu çıktığı zaman hayat ile. Sende patlıyor bunlar. 11. Hem rabıta-i ittihadı. Yani her şey darmadağın olurmuş mevcudat. Hani var ya kıyamette dağlar uçacak, denizler yanacak,
yıldızlar birbirine çarparak, bir kıvılcımlar çıkartarak. Ayette söylüyor ya Mehmet. Tekfir suresi. Darmadağın olacak. Niye olmuyor? Çünkü insanlık devam ediyor. İnsanlık bitince, kalkınca sofradan, sistemden artık her şey birbirine gelecek. Her şey birbirine gelecek. Allah Allah. Tutuyor. Hani var ya bazıları böyle, bitti canım, insanlık bitti, daha hiçbir şey yok. Eğer senin anladığın gibi bitseydi Allah dünyayı döndürmezdi. Allah Resulü buna hadis söylüyor, biliyor musun? Bir hadisi var. Bitti, tamam, yok oldu, bundan sonra da bir şey kalmadı diyen için diyor ki, o bitti diyor. Kendi aynasıyla bakıyor. Bitmedi kardeşim, bitmedi. Ya. Niye? Devam ediyor. Şimdi hayat, tabaka insaniyede kaçıncı kez patlatacağız? 12. Hem kemalatının menşei, yani insanda takip edilen gaye neyle yapacak bunları? Kainatı edevat olarak, alet olarak kullanacak. Kendisindeki Rabbini ortaya çıkartmak için kainatı malzeme kullanacak. Kainat dediğimizde biliyor musunuz? Şecere-i Hilkat. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil. Bunları aktif ederek aktif olacak. Kendi Rabbini ifade edecek. İnsan. Onun için baki bir gençliğin var. Sakın şey yapma. Ki herkes kaç yaşındadır? Herkese bak, yaşımız da var, gencimiz de var. Şu anda ne hissediyorsanız o yaştasınız, olsunuz. Öyle nispidir. Öyle bir yaş maş yok zaten. Ne hissediyorsun Ömer? Hatta ne hissediyorsun? 18. Ya işte olsun. Şu anda belki gizlersin ama haletin ne? O. Mesela haletin korkunç, cehennem değil. Boşsun. Yaşın ne yazıyor? İstersen 15 ol. Çünkü 15 yaşındaki de intihar ediyor. 60 yaşındaki de intihar ediyor. İntihar için ediyor? İntihar çıkış oluyor. İçindeki kaosu, volkanı, cehennemi düşünün. İlacı neymiş? Baş ağrısının ilacı, baş ağrısı ya, aspirin gibi. İntihar çare ise kendisi nedir? Evet, anladın mı abi? Çare intihar ise veya intihar görüyorsa, içindeki kaosu düşünün. Ha, bunu ortadan kaldıran imandır, ondan söylüyorum. Biz bu dersleri yaparak farkındalığımızı artırıyoruz. Kainatın sonucu değiliz, o beşerdir. Kainatın evveliyiz. Farkındalığımızı artarak, peki ne yap, ne getiriyor? Adım atıyoruz. Vefamızı gösteriyoruz Allah'a. Onu da ifade ediyoruz, iman. İnsan okuyarak, ubudiyet ve ibadet yaparak farkındalığını artırıyor. Farkındalığın ileri seviyesi nedir? Vefadır. Vefanın en kemal seviyesi imandır. Vefasızdan hiçbir şey olmaz. İman aynı zamanda vefa mı? Öyle diyor Allah Resulü. Vefa imandandır diyor. Allah'a vefa. Evet. İlk önce kendisine vefa olacak. Men arefe nefse fe kad arefe rabbehu. Kendine vefan olacak. Kendisine vefası olmayan Allah'a hiç olmaz. İlk önce kendine. Kendine değer vereceksin. Ümitsizlik yok kardeş. Bizim damlalığımıza girmesin. Hani var ya, bizden olmayan bizim kitaplar okumasın, bize gelmesin Muhyiddin Arabi. Yeis içinde, ümitsizde olan benim damlalığıma gelmesin. Yeis yok. Yani ilk önce kendisine vefa. O zaman kendisini alan, işte bu ders o. Vay be. Allah beni böyle mi yarattı ya? Ama bu dersten önce veya nurlar tanımadan önce mutfak, tuvalet, yatak iş, anas, ye iç, işte bir de din varmış. Ha, dinde namaz kılmak, işte iftar gelecek, Ramazan. Bunu mu zannettin insanı ya? Bu kainatı bunun için mi kurdu? İşte bunlarla insan beşeriyetten, beşer nedir? Daha önce anlatmıştım, bir kap düşünün böyle. Her türlü pisliklerin olduğu, zıtların kabı. Bu beşerdir. Oradan sıyrılıyoruz güzel sıfatlarla. Ne kadar sıyrılırsak insan oluyoruz. Daha insan değiliz ha. İnsan oluyoruz. Bak,
beşeriyetten insan olacağız. İnsanlıktan farkındalığımız ortaya çıkacak. Farkındalığımız vefayı, vefa da imanı. Ya. Beşeriyetten, onun için ders dinliyorum. Beşer, bişer, şaşar. Oradan insan olacağız. Rüştü abi demişti ki, hiç unutmuyorum, tekrar ediyorum. 1991, Kırıkhan'a gidiyorum. 91. Dedi ki, dedim abi ne tavsiye edersin dedi. Ya büyük adam büyük konuşuyor ya. O kadar sönük kalmışız şimdi. Bir dershane kolaçanı yapacağız. Dedi ki, ne tavsiye ediyorsun dedi. Dedi ki, iyi bir hoca olabilirsin dedi. İyi bir doktor olabilirsin dedi. İyi bir mühendis olabilirsin. İyi bir tamirci olabilirsin. Ama unutma dedi. Ama öyle de yaptım. İlk önce iyi bir insan olacaksın. İyi bir insan olacaksın. Anlattığın şere hizmet eder insan değilsen dedi. Ya, onu da anladım ki ecdat ahlakla aklı özdeş kullanmış. Ahlak eşittir akıl, akıl eşittir ahlak. Zekalıktan çıkacağız, akıllı olacağız. Demek bir daha insan bunları yaparak farkındalığını artırıyor. Aktif ediyor. Fark. Ben mevcudattan farklıyım. Farkındalıktan beşer olduğumuzu, güzel ki hallerimizi buradan çıkartarak insan olacağız. İnsanlığımızı vefaya taşıyacağız. Vefanın kemal mertebesi imandır. Vefa, âli ruhların sıfatıdır. Vefası, vefayı sufli sıfatlar, ruhlardan aramayın. Bir daha, vefa âli ruhların, ulvi, kamil, adam gibi adam olanların özelliğidir vefa. Bu vefayı ahlaksız, sefi, alçak insanlarda aramayın. İmanın hassasıdır vefa. İmanın alameti de temizliktir. Temizlik böyle bu değil. Kudüs isminde söylüyor. Tecerrüt, yani günahlardan arınmak, uzak durmanın imanın alameti olmuş. Niçin içmiyorsun, niçin bakmıyorsun, niçin yapmıyorsun, niçin faiz yemiyorsun? İmandan dolayı. İmanın o. Ama yiyorsan faiz, imanın o kadar, seni o kadar yaptıramamış. Kaç dakika oldu? 45 mi? İyi, birkaç tane de okuyayım o zaman. Yani sistemi öğrendiniz. Lemalar 329. Tabaka insaniye patlarsa bir iki tane okuyayım kesin. Neyi okumuştuk? 11'i okuduk. Rabıta ihtiyadı. Bak şimdi. Bak şimdi. İyi yaslanın. Eğer hayat tabaka insaniyede patlarsa 11. madde en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikatiymiş. Bir patladı mı en küçük bir mahlukatı kainat yapıyormuş böyle. Nasıl bir radyo istasyonunda bu kadar bir yerdesin. Verici istasyonunda bir şey okuyorsun süre. Bütün dünya istila ediyor. Bütün havalarda yok mu? Her tarafa. İnsan bak küçük bir mahluk iken biz hayat ile bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikatiymiş. Hayat. Hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi filistesini o zihayatta göstermekle beraber o zihayatı eksel mevcudatla münasebettar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hayat. Da tabakayı, insanı da patlatıyoruz da işte. Yani diyor ki şu cümleyi de okuyorum kesiyorum. Diyor ki en büyük bir kül kadar, en büyük kül şu. Karaciğer cüzdür. Böbrek cüzdür. Mide cüzdür. Hepsinin toplamına kül denilir. Tamam. Cüzi ise
her tırnak hücresinde de, göz hücresinde de DNA'da insan vardır. Tamam? O insan DNA'da olmasına cüz'i denilir. Ama karaciğerin, böbreğinde, tırnağında, hücresinde ben varım. Ona cüz'i denilir. Bu cüz'ilerin toplamına külli denilir. Organ olarak düşünürsen böbrek cüz'dür. Cüz'i değil. İsi yok. İşte insan hayat ile en küçük bir, en büyük kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten, bir ferdi dahi alem hükmüne getiren hayat. Nadir abi hatırladınız değil mi? Bunu söylerdi. Diyor ki bir daha, en büyük kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten kül, organlara, organların bütünlüğüne, kainattaki 18 bin alem var ya, işte Arş'tır, Arş-ı Azam, Cebrail, Mikail, bunların hepsi cüz'dür, cüz. Bütünü en büyük kül kadar, yani bunların toplamı, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Cennet, Cehennem, Arş, Gürs, bak bunlar en büyük kül kadar, en küçük bir cüz'ü büyüten, bir ferdi dahi fert, alem hükmüne getiren hayat. Getiren ve rububiyet cihetiyle kainatı tecezzi ve iştirak ve inkısamı kabul etmez, bir kül, bir küllü hükmüne gösteren fevkalade bir harikayı sanat ilahidir. Onun için bölünemez, şirk yoktur. Hayat dersiyle meşgul olanlarda pek şirk kokusu olmaz. Onun için dedi ki, böyle bir anlayış oturursa zihnimize, hayata bakışımız, hayatın içi, dişi, önü, sonu, arkası, evveli, ahiri, zahir, batın, zahir, kirsiz olduğundan sebep konmamış. Allah ile hayat arasında, bizim aramızda da perde yoktur. Rızıkta perde var, ilimde de var, hayatta konmamış. Onun için hayat, böyle canlılık anlamayın. İkinci patlamadır. Birinci patlama hayat patlarsa masa, taş, toprak. İkinci patlarsa nebatat. Şimdi dinle, imanla alakası yoksa nebatat ne? Kökten besleniyor. Biz de bağırsaktan besleniyoruz. Adamın hayatına bakın. Ne kadar basit. Bu kim? Yer, içer, fok balığı, mide. Üçüncü patlama yaparsa hayvaniyet. Duygular var, hisleri var. Bu da cinsellik. Bak bir patlarsa var oluyor, taş, toprak gibi. Hayat bir daha patladı, nebatat oluyor. Nebatat bitki kökten besleniyor ya, biz de bağırsaktan besleniyoruz. Üçüncü bir patladı hayvanat, bu da kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye. Hayvaniyet, yani mide ve uşkurluk. Burada patlamış. Ya bir de patlayacak ruhaniyat, cinler, melekler, insan. İnsanın da tabaka insaniye mertebe, beşer, saymadım beşeri. Buraya geliyor, tabaka insaniyenin içine hayat 29 defa da patlıyor. Ey ne sera, bu nerede, bu nerede? Değil mi? Bir daha yapayım, kesiyorum. Fatiha bak. Hayat bir patladı, taş toprak, ilk, var olduk. Bir daha patladı içinden, nebatat. Biz ona benziyoruz. Bizden olmuş. Ne demek nebatat? Bitkiler, çeşitleri. Bağırsaktan besleniyor, kökten besleniyor. Bu mide. Mide, adam mide için yaratılmış. Diyor ki ben yemek yemeyle mutlu oluyorum diyor. Hayattaki gayesi midesi. Sonra elini sokup kusuyor. Başka bir şey yok. Mide perest yani, işkembe. Yani hayatı bu. Hayatı gaye bu. Sonra bir daha patladı. Hayvanat. Hayvanatta ne var? Kuvve-i şehve, kuvve-i gadabe şu. Korktuğuna ve elem olduğu yerden kaçar hayvan. Yani elem ve zarardan kaçar, lezzet ve menfaata gider. Bu da uşkurluk. Ne yaptı? Üçüncü patlama değil mi doktor? Sonra ruhaniyat var. Cinler var. Sonra melekler var, ruhaniyat var. Sonra insan patladı. İnsan patladıktan sonra buraya, hayat buraya çıktı. Hayat tabaka insanı çıkınca. Burada da bir ay burada patlıyor, yükselmiyor. Bu patlamasında durduk.
Daha çıkıyor da burada burada bir patladı, bir daha, bir daha, bir daha 29 defa patladı. Biz kaç defa patlattık? 11 defa patlattık. En son dedik ki, en son en büyük kül kadar hayat ile küçük bir cüzü büyüten, bir ferdi dahi alem hükmüne getiren ve iştirak ve tecizisi kabul etmeyecek rububiyet ilahi ayna darlık olacak, aynı isamet durumuna getiren bir şey ya bu hayat. Şimdi bu, bir de bu. Burada patlamış, burada duruyor. Yeistler burada kardeşim. Biz burada olacağız Allah'ın izniyle. Zihnimiz orada. Bırakın cennet isteyenler onu beklesin, gitsin oraya. Sen cennette talip olmayacaksın. Cennetin sahibine talip olacaksın. Cehennemden korkmayacaksın. Haf edeceksin ama Allah'ı kaybetmekten esas ondan korkacaksın. Cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybettin mi? Cehenneme de benzemez. Adem'dir. Esas o. Hapsi münferit, idam ebedi. Tamam. Esas bizim hedefimiz ne cennet ne cehennem. O. Rabbul Alemin. Gayemiz o. Onu kazanma ve kaybetme. Bu da ihlas. Ondan korkacağız. Ya Allah'ı kaybedersek. Cennette olsa ne olur ki? Allah kaybettin, tamam lan girin lan git. Girin lan cennete dese ne olacak ki yani? Allah iki can da aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı ve bununla amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Ya Rabbi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve bizi ve evlad-ı yârlerimizi insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afaklardan, maddi ve manevi musibetlerden, sıkıntılardan hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. Evlad-ı yârlerimizi İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Süfyaniyetleri, deccalların hakikatlerini evlerimize sokma ya Rabbel âlemin. Evimize ruhaniyatı ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhiyatını nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.